Türkiye'de İzmir'in farklı bir pozisyonu olduğu herkes tarafından böyle nitelendirilir. İzmir böyle bir ayrıcalıklı pozisyonla nitelendirilir. Bunun temel nedeni de herhalde demokrat ve özgürlüğüne olan düşkünlüğüyle ve kendi taleplerini iletme konusundaki ısrarcılığıyla daha çok İzmir'i bütün Türkiye'ye tanır. Hikaye Cumhuriyet öncesi dönemden başladığı için o dönemdeki yerleşkelerden ve İzmirlilerin durumundan da bahsetmek gerekir. 4 tane banyo görüyoruz bu dönemde gelişmiş. Bunlardan bir tanesi Buca. Ağırlıkla Fransızların yer seçtiği, Levantenlerin yer seçtiği bir yer. Bir diğeri Bornova, ağırlıkla İngilizlerin yer seçtiği bir yer. Göztepe, işte Musevilerin ve Ermenilerin yer seçtiği bir yer olarak Göztepe dikkat çekiyor. Ve bir de Karşıyaka, dördüncü olarak da, dört aksta dört yerleşme bunlar. Bir diğeri de Karşıyaka. Burada daha karışık bir yapı görüyoruz. Mesela Hollandalılar, başta İtalyanlar olmak üzere Hollandalılar var, İngiliz-Fransız karması var, Belçikalılar var. O dönemde gayrimüslim İzmirlilerin kendi aralarında futbol oynadıklarını biliyoruz. Ve yine kendilerini ifade şekli olarak da futbolu kullandıklarını da biliyoruz. Yine aynı dönemde taraftarlık anlayışının da o dönemin kent yaşamının önemli bir parçası olduğunu görüyoruz. Çok ilginç şeyler var. Aslında dediğim gibi araştırmacıların, hem Türk araştırmacıların hem Yunan araştırmacılarının bunu yerinde incelemesi lazım. Kaynaklara bakması lazım. Çok ilginç hikayeler duyuyoruz. Mesela Alsancağın olduğu bölge, eski adı Rumca Punta, işte bir kısmı şeye yakın olan, kahramanlara yakın olan kısmı Aya Katerina falan. Panyonos o tarafın şeyi, ağası. Bir de Apollon takımı var. Bir de çok ilginç bir şey. Ben birisinden diyordum, ne derece doğru bilmiyorum. Hani şu 1922'den sonra linç edilen Rum metropoliti var. Apollon taraftarıymış. Apollon'un maçlarına gidermiş ama Panyonos'un maçlarına gitmezmiş. Yani şehrin en büyük dini otoritesi. Yani o da bir futbol takımını fanatikçe tutuyor. Yani benim anladığım bu. Dolayısıyla İzmir'de taraftarlık anlayışı diğer şehirlere göre daha farklıdır. İzmir'de taraftarlık anlayışı kent aidiyetinden ortaya çıkar. Taraftarlık sadece taraftarlık değildir İzmir'de. 1922'den sonra Rumların ve Ermenilerin şehri terk etmesi maalesef işte tarihte her zaman böyle acı sayfalar oluyor. Sivil halkın deport edilmesi, kovulması. Kimler kalıyor? Yahudiler kalıyor. Her zaman milli mücadelede de Türklerin yanında durmuş Yahudiler. Levantenler Yunan işgalinden hiç memnun değil. Çünkü Yunanlılar gerçekten hani burada yeni bir düzen kurmak istiyorlar. Yani adını da koymuşlar işte İyonya eyaleti, şu bu falan, artık ne derece doğru bilmiyorum. Onlar da vergi toplamaya başlıyor. Levantenler diyor ki hani Osmanlı İmparatorluğu yıkılmadı. Hani biz vergimizi de veriyoruz. Yani şimdi çift yere mi vergi vereceğiz? Ve gerçekten de Levantenler her zaman Türklerin yanında durmuş. Levanten aileler yani İzmir kültürüne, gündelik yaşamına çok şey katmışlar. Bunlardan birisi de futbol. İzmir futboluna yönetici olarak, futbolcu olarak, hatta kulüp sahibi olarak da çok şey katmışlar. Mesela 50'li yıllarda Yünmesucat şirketinin kulübü olarak kuruluyor. Biliyorsun Yünmesucat Jiro ailesinin galiba şirketi. Bu Halkapınar'da fabrikaları var. Onun yanında mesela bir futbol sahası kuruyorlar ve işte bir kulüp binası, soyunma odaları falan. Hani ilkel de olsa, bugünün şartlarıyla kıyasladığımızda ilkel de olsa bir kamp tesis falan da varmış. Yani bu bakımdan da bayağı önce bir kulüp. Altay'ında İngilizleri var. Edwin Clark, Joe Clark. Bunlar Altay'da 1940'lı 50'li yıllarda futbol oynuyorlar ve çok başarılı sporcular. Edwin Clark hatta şöyle der, Fenerbahçe onu transfer etmek istediğinde kafamı kızdırmasınlar ve ben Fenerbahçe'yi satın alırım demiş ve gerçekten de doğru, çünkü zengin insanlar, yani kuru meyve ihracatıyla uğraşıyor. O zamanlar Levantenlerin yaptığı en büyük şey bu zaten, kuru meyve ihracatı, işte pamuk ihracatı, şu bu. Bunlar son derece başarılı futbolcular. Yahudilerden de mesela Altın Ordu'da oynayan Vitali var. İzmir Spor'da da var Levanten ve Yahudi oyuncular. Göztepe'de de var. İzmir böyle bir kent. Hani
kozmopolitlik deniyor. Aslında bu kozmopolitlikle alakası yok yani. Kozmopolitlik pek karşılamıyor kelime anlamı olarak. Buna İzmir ruhu diyelim yani. Biliyoruz ki gayrimüslim İzmirlilerin kent yaşamına, kent kültürlerine ve ekonomisine katkıları büyük. Bu nedenle gayrimüslim İzmirlilerin kendi bulundukları semtlerdeki takımları tutmaları gayet doğal. Çünkü bu onların kendi kimliklerini ifade ediş şeklidir. Bu taraftar kültürü birleştiren bir tutkal gibi oldu diye düşünüyorum. Etnik kökeni ya da dinsel kökeni ya da hangi coğrafyanın insanı olduğu, İzmirli olup olmadığından bağımsız olarak insanları herhangi bir kökene bağlı olmaksızın bir araya getirme anlamında çok önemli bir bileşen haline gelmiş.